Çocuk Bahçesi. Başsız At 4. Bölüm. Yazan Paul Verne, radyoya uygulayan Musa Aydoğanoğlu, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Işıl Poyraz, Gabi Nezih Alataş, Fernan Tolga Gariboğlu, Tatav Toprak Sergen, Marion Arzu Balkan, Bonbon Simge Selçuk, Bay Duen Aykut Sözeri, Bayan Duen Birol Uzunyayla, Sine Kaya Akarsu, Lami Serhat Nalbantoğlu, Peko Volkan Özgömeç. Küçük bir kasabanın kenar mahallesinde oturan çocukların tek eğlencesidir başsız at. Üstüne binip yokuş aşağı gitmenin sevincine doyum olmaz. Ama bir gün çocuklardan biri kaza yapar. Atın sahibi olan Fernan onu eve götürür, bahçeye bırakır. Arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkar. Çocuklar henüz sebebini anlayamadıkları garip olaylarla karşılaşırlar. Müfettiş Sine o bölgede bazı adamların peşine düşer. Bunu gören işportacı Rublo tezgahını bırakır kaçar. Dönüşte onu başsız atı çalarken yakalarlar. Çocuklar Rublo'ya engel olurlar. Marion köpeklerini çağırır. Rublo kaçmak zorunda kalır. Fernan'ın babası Bay Duen başsız atı tamire götürür. Ertesi gün tanımadıkları bir adam değerinin çok üstünde bir fiyatla çocuklardan atı satın almak ister. Ama onlar kabul etmezler. Çocuklar birkaç gün sonra sevimli oyuncaklarına yeniden kavuşurlar. Fakat Rublo ile arkadaşları yine gelirler. Başsız ata karşılık her birine pahalı oyuncaklar alacaklarını, ayrıca para vereceklerini de söylerler. Çocuklar kabul etmeyince zorla almaya yeltenirler. Fakat adamlar büyük bir dirençle karşılaşırlar. Devreye Mario'nun köpekleri de girince yine kaçmak zorunda kalırlar. Fernan olayı ailesine anlatır. Ama pek ciddiye almazlar onu, abarttığını sanırlar. Annem yatınca atı içeri aldım. Fakat sabah bunu fark edince çok kızdı. Bana inanmıyorlar Gabi. Koca adamlar o hurda yığını ne yapacaklar diye alay ediyorlar. Atı içeri koymak için yalan uydurduğumu sanıyorlar. Haksız da değiller Fernan. Bizimkilere söyledim, onlar da inanmadılar. Tıpkı sizinkiler gibi düşünüyorlar. Gözlerimle görmesem ben de inanmazdım. Hala aklım almıyor. Bu oyuncak bizim için değerli olabilir. Ama onların ne işine yarar ki? Bu işte bir gariplik var bence. Biz olayı biraz abartıyoruz diyeceğim ama eğer öyle olsaydı adamlar peşimizi bırakırlardı. Dikkatinizi çekerim, bugün hiç görünmediler. Belki aradıkları başka şeydi. Onu bizim atla karıştırdılar. Nerede kaldı bunlar? Sıkma canını Fernan. Bu akşam atı bize götürürüz. Benim odamda boş yer var. Gece bizde kalır. Epey geciktiler. Şimdiye kadar dönmeleri gerekirdi. şu anı bilmez misin? Yokuş aşağı her 10 metrede bir fren yapar. Eskiden böyle değildi. İki kez üst üste duvara toslayıp yıldızları sayınca gözü korktu. Evet, bizden utanmasa düz yolda bile fren yapacak. Köşede Bonbon da gözükmüyor. Gözcü o değil miydi? Hadi çabuk ol biraz diye şu anla kavga ediyordur sanırım şu an. Birazdan gelirler. Sıra kimdeyse hazırlansın hadi. Bendeydi ama... Sıranı yine Bonbon'a mı vereceksin yoksa? Evet, biliyorsunuz önceden bir anlaşma yaptık onunla. Ben bir kereye mahsus sanıyordum. Bonbon da çok olmaya başladı. İçinizde en küçük benim diye her istediğini yaptıracağını sanıyor. Bonbon'la kavga etmektense sıramı vermeye razıyım ben. Anlaşılan senin gözünü iyi korkutmuş o. Gabi, Fernan koşun! Ne oldu Bonbon? Şu an yine bir kaza mı yaptı yoksa? Ne? Ciddi olun arkadaşlar. Çabuk koşun, hadi. Aynı adamlardı baba. Ama bu kez 4 kişiydiler. Biz de çok kalabalıktık. Yollarını kesip etraflarını kuşattık. Epey bir kavga oldu. Bizden kurtulamayacaklarını anlayınca içlerinden biri bize bıçak çekti. Ne? Bıçak mı çekti? Evet. Haydut herifler. Utanmadılar mı küçücük çocuklara bıçak çekmeye? Onlar çok kötü insanlar Duyan amca. Az daha Gabi'yi yaralayacaklardı. Evet baba. Ama son anda Marion'un köpekleri imdadımıza yetişti. Bir görecektiniz, gülmekten karnınız ağrırdı. Köpeklere 5 dakika bile dayanamadılar.
Her biri bir yana kaçtı. Canlarını zor kurtardılar. Sezar Rublo'nun ceketini yırttı. Birinin pantolonunun paçası Filz'in ağzında kaldı. Bir palyaçodan bile komiktiler. Atımızı kurtardık ellerinden. Marion kızım. Annen senin köpeklere düşkünlüğünden hep yakınır dururdu. Olanları duyunca eminim övünmüştür seninle. Of, şu olanlara bakın. Fernan anlatıyordu da biz onu ciddiye almıyorduk. Tanrı korusun ya size bir şey yapsaydılar? Evet, şimdi anlaşılıyor her şey. Ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Fakat yine de bir türlü aklım ermiyor. Bu işi başka mahallenin çocukları yapsalar anlardım. Hepsi de koskoca adamlar. Bu atta ne var peki? Hı? Som altın değil ki. Alt tarafı demir ve tahta yığınından başka bir şey değil. Bilemeyiz ki. Belki bizim bilmediğimiz ama onların bildiği bir özelliği vardır. En iyisi polise haber vermek. Ne düşünüyorum biliyor musun Lemmy? Biz çok şanssız polisleriz. Şu bize gelen olaylara bak bir kez. Bir parça peynirini aşırdılar diye dükkanını gözetim altında tutmamızı isteyen bir bakkal. Kanaryasını komşusunun kedisi yedi diye gözyaşlarıyla bize başvuran yaşlı bir kadın. Biraz abartıyorsun canım. Arada bir gazete başlıklarına geçen olaylar da geliyor. 40 yılda bir. Yine de çoğu sudan olaylar. İyi ama bak... Aması ne? İşte sana kanıtı. Geçen akşam istasyonun orada yakaladığım Mallard denen adam ne oldu? Biz daha onun Louvigny'de ne aradığını öğrenmeden bu olayla bizim bölgemizi ilgilenecek diye çekip alıverdiler elimizden. Bana da bu olaydan kalan şey gözümde adamın vurduğu yerdeki çürük oldu. İyi ya, o da bir başarıdır. Adamı yakalamışsın. Kolay olmadı ama. Saatlerce izlediğim halde son anda elimden kaçırdım. Mahallenin çocukları olmasaydı. Ya işte böyle. Benim gibi bu semtte 10 yıl polislik yaparsan anlarsın. Şöyle insanı terfi ettirecek büyük bir olayı çözümleyeceğim diye beklemek... Piyangodan büyük ikramiye kazanmak gibi bir şey. Belli mi olur? Bakarsın bize de bir hayır, gün... Hayır hayır, piyango bu. Başka bir şey değil. Olayları şöyle bir düşünsene. Öyle çok geriye gitmeye gerek de yok. Geçen hafta polise bildirilen 3 büyük olayı hatırladın. Paris Ventimiglia Ekspresi'ndeki 100 milyon franklık soygun. Film yıldızı Franz Bennett'in çalınan zümrütleri... ve Levi Bloch Bankası'ndan çalınan altınlar. Şimdi söyle Lemmy, sen hala bizim de bir gün bu ya da buna benzer bir olayla karşılaşıp çözümleyeceğimize inanıyor musun? Bilmem. Bilemezsin tabii. Çünkü imkansız denecek kadar zor. Kısaca bizim bölgede öyle büyük olaylar olmaz. Fena mı? Demek ki çok iyi bir semtte yaşıyoruz ha? Sen işin gırgırındasın. Evet ama Paris'teki bütün polislerin bu 3 olayın peşinde olması... bizim bu ıssız yerde hiçbir şey yapamayacağımız anlamına gelmez ki. Neymiş şu yapabileceğimiz şey? Paris Ventimiglia Ekspresi'ndeki 100 milyonluk soygun çağımızın en büyük olaylarındandır. Öyle kolay kolay sonuçlandırılamaz. Çünkü çok iyi planlanmış. Baksana ekspres çarşamba günü bizim istasyona geldiğinde 15 nöbetçi sarhoşlar gibi birbirlerinin üstüne serilmiş. Kloroformun etkisiyle hala horul horul uyuyordu. Tamam işte, küçük de olsa elimizde bir ipucu var. Nasıl? Anlayamadım. Bak, bu olay Paris Ventimiglia Ekspresi Louvigny istasyonundan geçerken olduğuna göre... Evet. Bu istasyon bizim sorumluluk bölgemizde. Biliyorum ama para torbaları Dijon'la Paris arasında yok oldu. Bu iki yer arasında bir yığın istasyon var. Saman arasında iğne aramak gibi bir şey bu. Peki ya Franz Bennett'in zümrütleri? Güldürme beni Lami. O olayın üstünden aylar geçti. Üstelik bizden çok da uzaktaydı. Tamam tamam. Ama öyle de olsa zümrütler hala bulunamadı. Bu olay da trende oldu değil mi? İstasyonun bitişiğinde yığınla eski kulübe var. Buraları eğer... Hayır hayır, çok iyi biliyorum ben. O çevrede öyle bir hırsız yok. Sen hiç eski püskü şapkasının altında bir film yıldızının mücevherlerini saklayan hurdacı Blush'ı düşünebiliyor musun? Küçük çapta bir hırsızlık değil ki bu. Bilinmez ki. Soygunlarda çalınan şeyler çoğunlukla hiç umulmadık yerlerden çıkar. Ve çoğu kez de aynı sebeple soyguncular ya çaldıklarını paylaşamazlar ya da ayrılırken bozuşurlar ve birbirlerine girerler. Kısaca ilginç şeylerle karşılaşır insan değil mi? Dışarıda bir adam var müfettişim. Sizinle görüşmek istiyor. Benimle mi? Hangi konuda? Evet, sizin meşgul olduğunuzu söyledim ama ısrar etti. Son günlerde tanımadığı bazı adamların
Oğlunun oyuncağını çalmaya yeltendiklerini söylüyor. Nasıl bir oyuncakmış bu? Sormadın mı? Altın mı, gümüş mü? Yoksa daha değerli bir şey mi? Hayır. Tahtadan yapılma hurda bir atmış. Hurda bir at mı? Evet efendim. Dememiş miydim ben? Al işte, kedi kanaryayı kaptı gibi bir olay daha. Peki, içeri al Peko. Anlattıklarım müfettiş Sine'nin biraz ilgisini çekti. Ama üstünde çok durmadı. Bu kadar büyütecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Seyrek de olsa bu tür olaylarla çok karşılaşıyoruz. O adamlar akıl hastası da olabilirler dedi. Baba, bunlar deli değil. Biliyorum oğlum, biliyorum. Ayrıca tahta atı tepeden tırnağa iyice incelememizi, dikkat çekecek herhangi bir yazı ya da işaret bulursak haber vermemizi söyledi. Saatlerdir bakmadık, kurcalamadık yerini bırakmadım. Ama hiç de öyle bir şeye rastlamadım. Neden inanmıyorlar, bizi anlamıyoruz. Kaygılanma oğlum. Yine de not aldılar. Ha, bu ara işleri başlarından aşkınmış. En kısa sürede bu konuyla ilgileneceklerini söylediler. Siz hiç korkmadan oyununuza devam edin. Göreceksiniz, hiçbir şey olmayacak artık. Yalnız olsa bile sakın kendi başınıza bir iş yapmaya kalkışmayın. Tehlikeli olabilir. Hemen bize haber verin. Peki. Ayrıca bu akşam hurdacı Blaş'la da görüşeceğim. Atı ondan almıştım. Belki bizi aydınlatacak bir bilgi verebilir. Kenan! Oğlum! Dışarıda arkadaşların seni bekliyorlar. Geliyorum anne. Hadi onları bekletme oğlum. Hiçbir şeyden korkmadan eğlenmenize bakın. Ama söylediklerimi de unutmayın. Peki baba. Sürekli oyunumuz Başsız At'ın 4. bölümünü sunduk.